sabahtan kalktığımız andan itibaren bir şekilde kimyasallarla sürekli olarak bir temas halindeyiz. Nasıl mı? İşte kalkıyoruz, duş yapacağız, şampuan, efendim duş jeli, işte ellerimizi yüzümüzü yıkayacağız, değil mi? Sıvı sabun, evde eğer bulaşıklar varsa bulaşık deterjanı, bir sürü ürün, bir sürü o kimyasal ürününü de bir şekilde onlarla temas etmek zorundayız. Ben diyorum ki böyle keşke bir ürün olsa, hani şampuan olarak da kullanabilsek, değil mi? Ya da ondan sonra duş jeli olarak da son derece başarılı olsa, hatta böyle sıvı sabunluğa koysak, ellerimizi yıkadığımızda ellerimizi böyle sertleştirmese, yumuşacık yapsa, çok çabuk durulansa, hatta hızımızı alamasak, aynı ürünle elde bulaşıkları da yıkasak, hadi elimiz değmişken yüzey temizleyici olarak evin temizliğinde de onu kullansak böyle, hı? Nasıl olur? Evet, çok da güzel olur ve çok da kolay olur. Gerçekten söylüyorum, evimizde tam 5 işe yarayacak güzel, doğal, etkili bir sabun yapmaya var mısınız? Elbette varsınız. Ben de bunları size anlatmak için son derece hazırım. Çok kolay. İster dinleyin, ister not alın ama aklınızda mutlaka kalacak. Şimdi evde bu kadar çok işe yarayan genel temizliğin her türlüsünde, kişisel temizlikte dahil olmak üzere kullanmak için şöyle bir uygun bir tencerenin içerisine, bu yemek yaptığınız da olabilir çünkü içerisine hiçbir böyle kimyasal madde girmeyecek. Suyu koyun ve kaynasın. O miktara göre elimizin altında bazı malzemeler var. Şimdi biliyorum kıskanacaksınız, sizin evde yok, biz bunları nereden bulalım diyeceksiniz ama bakın mis gibi yasemin çiçekleri var, bakar mısınız? Bu yasemin çiçeklerini bu suyun içerisine koyuyorum. Su bile güzel oldu gerçekten. Yasemin çiçekli su. Benim bulunduğum ortam son derece doğal, son derece bitkilerin, çiçeklerin her türlüsü var. Bakın burada ne var biliyor musunuz? Lavanta. Lavanta. Yaprağı da çok güzel kokar. Tohumu da son derece güzel kokar. Antiseptiktir ve temizliğin kokusudur. Mis gibi, mis gibi. Saksıda yetiştiriyoruz ve burada suyun içerisine lavanta yapraklarını da katıyorum. Tohumu da olabilir. Bunlar sizde yok. İstediğiniz kadar kıskanabilirsiniz. Burada ne var? Bu hiç yoktur zaten sizde. Çünkü bu limon ve limon çiçekleri. Bakar mısınız? Oh, bu kokuyu duymanız lazım. Gerçekten o yüzden evde limon yetiştirenler buna doyamazlar, dayanamazlar. Çünkü bu çiçeklenme döneminde inanılmaz güzel kokar burada. Tabii ki çiçeklerine hiç dokunmayacağım ama şu alttan bir iki tane yaprağını koparmamda ondan izin aldım ben. Hiçbir mahsur yok. Zaten yaprağı şöyle bir buruşturduğunuzda mükemmel bir limon kokusu geldi. Gerçekten inanılmaz. Bunu da bunun içine kattım mı? Kattım. E şimdi diyorsunuz ki sen orada böyle limon çiçekleriyle, yaseminlerle, lavantalarla nerede sizde yok onu biliyorum. Buraya kadar kıskanabilirsiniz ama ne yapayım, doğaya karşı da sizleri heveslendirmek istiyorum. Sizin de dolapta ne var? Yeşil çay. Bakın bu suyun içerisinde yeşil çay poşeti atabilirsiniz. Yeşil çayın bütün antioksidan özellikleri bunun içerisine geçer. Yapacağımız çünkü sabun, madem ki kendimiz yapıyoruz, çok güçlü olsun, çok güzel kokulu olsun. Yaptığımız sabun çok işe yarasın, onunla gurur duyalım istiyorum. Doğanın içerisinde bunlar var, ben bunları kattım. Siz de güzel aromatik bitkilerden bunların içerisine katabilirsiniz. Ha, ısırgan çayı katarsanız o bir de üstüne üstlük sizin sabununuzu daha da böyle zenginleştirir, öyle diyeyim ben. Şimdi bunun bütün kokusu, rahiyası, aroması suyun içerisine geçiyor. Bu üç bitkiden son derece güzel kokulu bir sıvı sabun yapacağız ama çok amaçlı bir sıvı sabun. Burada bakın doğal sabunla, kirli beyaz renkte, %100 zeytinyağıyla yapılmış. İçerisinde boya yok, içerisinde herhangi bir şekilde parfüm vesaire yok, doğal sabun. Şimdi bu doğal sabunu bir rende ile, şöyle rendenin bakayım herhalde şu az bu kısmıyla, rende ile
sabunu suyun böyle ısınmış, kaynamaya yakın olan suyun içerisine rendeliyorum. Oo, biraz da alçaktan yapayım. Dışarısı hafif, burası rüzgarlı. Bütün sabunlar dışarı gidiyor, uçuyor. İyi ki evde yapmıyorum. Evde yapsaydım ve bunları bu kadar dışarıya doğru dökseydim, eşimle gerçekten problem yaşayabilirdim. Doğanın içerisinde hiçbir şey problem olmuyor. Çünkü zaten kullandığımız bütün malzemeler de doğal malzemeler. Çok kolay rendeleniyor. Çünkü kurumuş da güzel de bir sabun. Şimdi bunu su miktarınca sabununu ayarlayacaksınız. Yani burada yaklaşık 2 litrelik bir su var. Bunu yarım kalıp sabun buna yetecektir. Ama bazen sabunu fazla kaçabilir. O zaman ısındıkça değil ama soğudukça jelleşebilir. Böyle daha katılaşabilir. O zaman içerisine sıcak su ekleyip karıştırırsanız daha inceltirsiniz ve daha kullanıma, daha pratik hale getirebilirsiniz. Şimdi evet, yarım kalıp kadar sabunumu bunun içerisine rendeledim. Bakın bakın, şimdi böyle yasemin çiçekleriyle, lavantalarla, limon yapraklarıyla zenginleştirilmiş, gerçekten böyle hani kullanma da yanında ya, çok güzel oluyor. Kokusu şu anda geliyor, sabun kokusuyla beraber birleşti ya. İnanılmaz güzel, zevkli bir şey çıktı. Bunu hemen, zaten su sıcak olduğu için de sabun hızla eridi. Bir parça daha burada. Çok fazla öyle pişirmelere falan gerek yok. Bitkilerin aroması suyun içerisine çıksın, şifası da suyun içerisine çıksın istiyorum. Sabun içerisinde erisin, neredeyse hazır. Şimdi bunu bir kenara alın. Karıştırdıktan sonra ben şuraya alıyorum. Ve bir parça ılınmasını bekleyin. Ilık olsun. Neden biliyor musunuz? İki sebep yüzünden. Bir, hala bitmedi içerisine katacaklarımız. Madem ki biz yapıyoruz, madem ki evde yapıyoruz, en iyisini, en güzelini, en faydalısını, en şifalısını yapmak elimizde. Burada ne var? Küp içerisinde falan görünce bunları böyle değişik kimyasal ya da ilaçlarla ilgili bir şey zannetmeyin lütfen. Bu bildiğiniz E vitamini. Eczanelerde son derecede ucuza satılan E vitamini. Ya bunların böyle küçük kapsülleri var. Eğer onlardan alırsanız, ki olabilir, bunu bir iğne ile delin. Kapsülleri sıkmak suretiyle sabununuzun içerisine vitamin desteği yapıyoruz. Ya da böyle tüp içerisinde oluyor. Bakın şimdi bunu, bu tüp içerisinde, bunu buradan tutuyorum. Hop hop, kırıldı. Ve bunu sabunuma damla damla, şifa şifa katıyorum. E vitamini cilt için gerçekten son derece faydalıdır. Hatta bunu yaparken böyle azıcık da elinize yapabilirsiniz. Ellerinizin de yumuşacık olduğunu göreceksiniz. Bu doğal şeylerle uğraşmak o kadar güzel ki. Yani yaptığınız şeyleri yiyebiliyorsunuz, içebiliyorsunuz, elinize yüzünüze sürebiliyorsunuz. Ve bunun sonunda da çıkan netice gerçekten son derece çarpıcı olabiliyor. Oo, bakın ellerimde yumuşacık oldu, misler gibi oldu. Vitamin katkısı yaptık. Şimdi bitti mi? Hayır. Burada badem yağı var. Bir insana bazen soruyorlar bana, işte saçlarımıza özellikle badem yağı sürsek falan iyi gelir mi diyorlar. Ben de diyorum ki hayır, badem yağı olmaz. Adem'e Adem yağı olur. Yani herkesin kendi yağı, kendisi için en faydalı olanıdır. Ama sıvı sabunda gerçekten badem yağı, sıvı sabunun daha cildinizin nemini almaması için, cildinizi yumuşacık yapmak için son derece faydalı. Badem yağını da içerisine. Hoppa. Oh, ne kadar güzel. Böyle çok hassas ölçüleri yok. İstediğiniz kadar katabilirsiniz. Tabii aşırı az ya da aşırı çok değil ama böyle optimum ölçülerde bunu da kattım ve karıştırıyorum. Ne yaptık şimdi? Hem karıştıralım hem bir daha gözden geçirelim bunu. Çünkü bu o kadar güzel, o kadar faydalı ki mutlaka yapın. O yüzden unutmadan hepsini bir daha söyleyeceğim. 2 litre kadar suyu bir tencerenin içerisine koyup ısıttık. Kaynama noktasına yakın gelince aslında bir şey pişireceğimizden değil,
rendeleyeceğimiz sabun kolay içinde erisin diye ısıttık bunu. Ondan sonra ocağın üstündeyken bunun içerisine şifalı bazı otlar kattık. Biz doğanın içindeydik. Gerçekten çok güzel bitkilerin arasındaydık. Yasemin'i çiçekleriyle beraber kattık. Lavantanın yapraklarını kattık. Limonun da yaprağını kattık. Limonun o güzel fresh böyle kokusu, Yasemin'in kokusu ve temizliğin kokusu olan lavantanın kokusunu sabunumuzun içerisine iyice geçmesini sağladık. Hemen peşinden de başladık bu suyun içerisine yarım kalıp kadar sabunu güzelce rendeledik, karıştırdık. Suyumuz sıcak olduğu için de anında eridi ve katı sabundan aslında elde ettiğimiz şey sıvı sabun yapmış olduk. Onun üzerine de E vitaminini kırdık ve E vitaminini katarak bu yapmış olduğumuz sabun tabii ki elimize, vücudumuza, saçımıza değecek. Bunun vitamin değeri kazanmasını sağladık, bir kenara koyduk. Aslında ne kadar kolay şeyler yapıyoruz ve burada badem yağını da ekledik, kattık, karıştırdık ortaya. Muhteşem, mutlaka her evde olması gereken. Özellikle bakın efendim. Küçük çocuklarınız varsa ellerini durmadan bir şeylerle kimyasal maddelerle yıkatmak yerine bununla içinize sine sine yıkatabilirsiniz. Eğer kimyasal şampuanlardan bir şekilde şikayetiniz varsa ya da pahalı buluyorsanız ya da kendi yaptığınız ürünleri kullanmak istiyorsanız bunu yapın. Egzama gibi dertleriniz varsa, cilt problemleriniz varsa ve kullandığınız bazı kimyasal maddeler bu dertleri biraz ortaya çıkartıyorsa sizin için en doğal alternatif gene bunu evinizde yapmanızdır. Ve baştan söylemiştim, bir kere daha söyleyeyim. Eğer içine kattığınız sabun miktarını bir parça fazla katarsanız bu sabun soğuduğunda jelleşiyor. Yani böyle hafif Arap sabunu, eski Arap sabunu kıvamına gelebiliyor. O zaman hemen demlikten böyle sıcak suyu katıp karıştırarak onun incelmesini sağlıyorsunuz. Şu ana kadar çok güzeldi, bitti. Şimdi bunu ne yapacağız? Gelelim bunun kullanımına ilişkin size açıklamalarda bulunayım. Evinizde Joker gibi her işe yarayan, gerçekten çok da etkili yarayan çok güzel bir sıvı sabun yaptınız. Sıvı sabun deyince bunu bir sıvı sabunluğun içerisine koyup, ben şimdi koymuyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü sıcak. Soğuması lazım. Hem onun jelleşip jelleşmediğini göreceğim, hem de kaplara zarar vermesin diye. Mümkünse seçtiğiniz bu sabunluk, yani sıvı sabun aparatlarının seramikten olmasını tercih ederseniz daha az etkilenir hem sıcaktan hem de bunun içerisindeki maddelerden. Şimdi bunu evinizde bütün lavaboların yanına koyduğunuz bir sıvı sabunluk ve kendi yaptığınız sabunu koydunuz. Bununla ellerinizi yıkadığınızda ne kadar ellerinizin yumuşak olduğunu göreceksiniz. Ne kadar kolay durulandığını göreceksiniz. Yani bunu köpürttünüz ve çok güzel köpürüyor. Ondan sonra elinizi suyun altına tutar tutmaz anında o ki öbür kimyasal sabunlarda olmuyor. Çok uzun süre elde bir kayganlık hissi bırakıyor. Bu doğrudan doğru çok kısa süre içinde durulandığını göreceksiniz. Ama en iyi etkilerden bir tanesini de şampuan olarak gösteriyor. Yani bunu şampuanlığınızın içerisine koyun. Bakın ilk seferinde saçınız da bunu yadırgayabiliyor. Birkaç kez, hatta bir hafta, hatta iki hafta bunu inatla bunu kullanmaya çalışın. Saçınız ve kafa deriniz de bunun pH'ına kendisini ayarlamış olsun. Bir süre sonra saçlarınızdaki asla kepek yapmaz. Kepeği de önler ve cildiniz pırıl pırıl olur. Bunu liflenirken, yani duş jeli olarak kullandığınızda, cildinize sürdüğünüzde gerçekten hiçbir kimyasal olmadığı için içinize sine sine hem kendinizi hem çocuklarınızı, bebeklerinizi dahi yıkayabilirsiniz. Çünkü bebeklerin cildine saf sabunun dışında hiçbir şey değmemesi lazım. Biz burada var mı saf sabunun dışında bir şey? Asla yok. Sadece vitamin ve badem yağı var. Yani bunları çocuklarınızı yıkarken gerçekten çok içinize sinecek. Bunu hazır yaptınız. Götürün mutfağa da koyun. Mutfakta da elde bulaşıklarınızı bununla yıkayın. Aynı köpük. Elbette elde bulaşık yıkayan o kimyasal deterjanlar kadar böyle böyle köpürmeyecek. Ama bulaşıkta ihtiyacınız olan o yağdan arındırmanın bütün şartlarını yerine getirecek. Hem tabaklarda herhangi bir kimyasal atık bırakmayacak, hem yıkadıktan sonra ellerinizi şöyle bir tutacaksınız,
ellerinizin böyle pamuk gibi yumuşacık olduğunu hissedeceksiniz. Günlük temizliğin içerisinde de hani kovanın içerisine bundan bir parça atıp yerlerinizi paspas yapabilirsiniz. Halılarınızı silebilirsiniz. Tezgahlarınızı silersiniz. İçinde hiçbir kimyasal madde yok. Hadi bakalım şimdi bu kadar güzel bir ürünü gel de yapma, gel de kullanma. Ne duruyorsunuz? Hadi mutfağa sabun yapıyorsunuz.